4. Rastlamak çok zor şeydir böylesine. Birisine, birisine gönül verdim birisine. Rastlamak çok zor şeydir böylesine. Arkadaşlar, siz bir hava almaya çıkın hadi. Seni hiç beklemiyordum. O kadar mutlu oldum ki. Ne var, ne oldu ya? Neyin var senin? Selam. Bu benim gazinoya son gelişim. Tabii canım. Haklısın zaten. Senin burada ne işin var? Sen koskocaman iş adamısın, öyle değil mi? Tamam, evde buluşuruz biz de. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Ben seni çok fena özlerim. Ama bir sarılırsın. Ah, özlem de geçer, dünyada durur. Selam. Ben buraya bu hikayeyi bitirmeye geldim. Daha sonra görüşmeyeceğiz. Ne? Ne diyorsun sen ya? O kadın söylüyor bunları değil mi? O kadın dediğin benim karım. Yanlış olan ikimizin ilişkisiydi. Ben... Geç de olsa anladım. Beni sevmiyor musun? Bana beni sevdiğini söyledin. Yalan mı söyledin? Yüzüme bakmaların, elimi tutmaların, söylediklerin hepsi yalan mıydı? Ay, yalan mıydı? Söylesene. Ben senin sessizliğini de duyarım Kasım. Yalan değildi. Beni sevdin. Sevdim. Doğru. Ama bitti Selam. Artık bitti. Ben bu gizli saklı hayatı daha fazla sürdürmeye dayanamıyorum. Taşıyamıyorum. Neyi taşıyamıyorsun sen? Beni mi taşıyamıyorsun? Her gün yolunu gözleyen oğlunu mu taşıyamıyorsun? Yok, hiçbiri değil, değil mi? Yoksa sana ait olmayan o serveti mi taşıyamıyorsun? Ben seçimimi yaptım. Ailemi seçtim. Onları kaybetmeye dayanamam. Biz senin ailen değil miyiz? Bizi kaybetmeyi göze alabiliyor musun? Her şeyi konuşalım lütfen. Lütfen yapma bize bunu. Yapma Kasım. Onunla ne diyeceksin? Daha 4 yaşında o. Hiçbir şey anlamıyor. Alp'e ne diyeceksin? Kasım! Senin işin ne Nergis Hanım? Ha?
Yalnız bırakılmayacak denmedim sana. Alp Bey, inanın bana, ben elimden gelen her şeyi yapıyorum. Ama yani söz dinlemiyor ki Seylan Hanım bu. Ya siz benden daha iyi tanıyorsunuz onu. Hiç sanmıyorum. Kim geldi? Nergis, kim? Ben hastalığının yeniden yükseltmesinden çok korkuyorum. Tamam bak, seni son kez uyarıyorum. Bir daha böyle bir ihmal istemiyorum. Kim geldi? Söz vermemiş miydin bana? Çabuklu umurundaydı sanki. Yalan mı? Ben oraya gelip de Umut'la aile tablomu bozmasam yüzüme bile bakmayacaksın. Doktorları da mı dinlemiyorsun sen? Böyle devam edersen olacakları bile bile... Nasıl yapıyorsun bunu kendine ya? Tablo. Karaoğlu, prensi benim oğlum. Yanında babası Kasım, sonra kardeşi Emir. Ve biricik annesi Turgan. Ne kadar mutlu bir aile tablosu. Ben yokum burada. Ben yokum. Çünkü benim her şeyimi aldılar. Oğlumu aldılar. Hayatımı aldılar. Geleceğimi, her şeyimi aldılar benden. Sen istedin anne baba. Hayır, benim canımı en çok ne yakıyor biliyor musun? Doğgular umurumda değil, vallahi değil. Ama sen bana... Sanki böyle hastalık saçıyormuşum gibi davranıyorsun ya. İşte ona canım çok yanıyor. Sen ne istiyorsun benden ya? Ben bir şey istemiyordum. Ben bir şey istemiyorum. Ben sadece... Senin başarını kutlamaya geldim, o kadar. Kutlama anne. Kutlama ya. Üzülme seni. Ben seni üzdüm. Özür dilerim, tamam. Ben özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Evet, dokunma. Öpeyim mi bir kere? Hayır. Öpeyim. Anne dokunma, tamam, hayır. İyi öpmem. İstemiyorsan öpmem. Sen tiksiniyor musun bana? Yüzünü bile göstermiyorsun artık bana. Ha? Şu haline bak ya. Yüzümü görmek isteseydin... 9 yaşında atmazdın beni onların kapısına. Ne oldu? Hı? Şimdi mi geldi oğlun aklına? Sen yaptın anne her şeyi. O aile tablosunun da zavallı hayatında tek sorumlusu sensin. Sen. İlkan değil. Babam değil. Sensin. Hem de ne yapacaksan yap. Ama bir daha insanların içinde rezillik çıkarmanı istemiyorum. Anladın mı? Babamdan, ailemden uzak duracaksın. Ama... Çocukluğumu mahvettim. Var şimdi, hayatımı yaşamama izin ver. Bir dakika, gitme.
Vay vay. İmparatorluğun merkezi burası demek. Hoş geldiniz. Kasım Karan'ın odası neresi? İleride sağda. Kim diyelim? Şekerim. Ay pardon. Kim diyelim hanımefendi? Randevu oluştursaydık. Şimdi oluşturduk tatlım. Hanımefendi lütfen. Beni çok zor duruma sokuyorsunuz. Size önce randevu oluşturmam lazım. Hanımefendi lütfen. Ben seni randevu oluşturmam. Hanımefendi rica ediyorum lütfen. Lütfen bakın beni çok zor duruma sokacaksınız. Hanımefendi. Git güvenliğe haber ver. Hanımefendi randevunuz yoksa giremezsiniz içeri. Girelim. Bırak. Kasım Bey, engel olmaya çalıştım ama. Tamam. Sen çık dışarı. Ben söyleyene kadar da kimseyi alma içeri. Peki efendim. Ne işin var burada? Eski bir dostla kahve ısmarlarsın herhalde değil mi Kasım'cığım? Ne yapsın sanıyorsun sen? Kalk şu masadan. Aa, bunları çok severim ben. Ne yapıyorsun? İşte bu böyle parçalandı ya. Ben de onun gibi parçalandım. Ama senin umurunda bile olmadı. Dur, ayakta bile duramıyorsun. Gel otur şuraya. Bırak. Geç, otur şuraya, geç. Oturmayacağım. Niye bu haldeyim? Kimin yüzünden? Kimseyi suçlamaya hakkın yok. Bu halde olmanın tek sebebi sensin. Yıllar önce günahını benim boynuma yıkıp gittin. Ben o çocuğu büyütmek için elimden geleni yaptım. Oradan oraya sürükledim. Neler çektim umurunda bile olmadı. Ama tebrik ederim bak. Kaçmak için bulduğun bahaneyi imparatorluğa çevirmişsin. Amacına ulaştın mı bari? Mutlu musun? Çok merak ediyorum. Değdi mi? Buraya bunları konuşmaya mı geldin? Hayır. Hesap sormaya geldim. Bize çektirdiklerinin hesabını sormaya geldim. Neyin hesabını soracaksın benden? Aramızda ne var ki? Bir avuç gül. Savurdum gitti. Sırrımızı niye karına söyledin? Hanım, sen Türkan'la mı konuştun? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Ben bir şey yapmadım. Türkan bana geldi. Benim evimde bana analık ders vermeye kalktı. Oğlum onu parayla sattığını biliyor mu diye soruyor. Söz verdi. Bu ikimizin sırrıydı. Neden söyledin? Bence o parayı niye aldığımı çok iyi biliyorsun. Ben o parayı bir daha karşıma çıkma diye verdim sana. Oğluma ve bana daha fazla zarar verme diye. Parayı almak istememiştim ben. Ama mecburdum. Hayatım çok kötüydü biliyorsun bunları. İşte en iyi becerdiğin şey. Bahanelerin ardına saklanmak. Neden geldin buraya Zeynep? Bunca yıl sonra neden tekrar Alp'in karşısına çıkıyorsun? Çünkü annesiyim ben onun. Ve onu senden koparamazsın. Onu alacağım anladın mı? Alacağım oğlumu senden, alacağım. Anlaşıldı. Seninle insan gibi konuşamayacağız. Ama o halde anladığını dilden konuş. Bırak! Çık dışarı. Kasım bana çık dışarı. Yapamaz. Çık ağzından Zeynep, çık. Bırak beni. Beni bırakamazsın. Güvenliğe çağırın bu hanımefendiyi dışarı çıkarsın. Bir daha da sakın içeri almasın. Hadi. Bu yaptığını asla unutmayacağım. Bunu asla unutmayacağım. Bırak. Ay canım. Siz de konu her neyse. Lütfen sonra gelin konuşalım. Tabii ki Kasım Bey. Rica ederim.
Sedat Bey, şimdi nasıl ilerliyoruz? Yani kontroller yapıldı. Eğer sonuçlar olumlu çıkarsa donör olma konusunda birlikte yola devam ediyoruz, değil mi? Yine ne oldu? Nereye? Nereye gidiyorum dedi? Ya niye engel olmadın? Şimdi mi söylüyorsun bunu bana? Aklın neredeydi aklın? Tamam bulurum ben, kapat. Hastanede bazen çekmiyor. Sana ulaşamamış olmaları normal. Yani size. Benim acil bir işim çıktı. Biraz sonra kendimi dersin. Alp Bey, kötü bir şey mi oldu? Acele eder misin? Sen gibi merak edip bir şey sordun değil mi? Ama suç bende. Niye binersin ki arabasına zaten? İşi varmış. İnsan bir özür diler. Hüdük. Kalk. Kalk. Kalk şuradan, beni deli etme. Kalk. Çok ayıp ettin. Sen ayıp ettin. Ay, çok ayıp ettin. Konuşacağız, sus. 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 Sus, tamam. Tamam. Yok yok. Benim boşanıma denk geldi de. Hanım mı? Yani beraber iş yapıyoruz artık. Bence bu kadar resmiyete gerek yok. Peki. Nasıl istersiniz? Nasıl gidiyor? Alışabildiniz mi şirkete? Yolunda her şey. Yani biraz daha zamana ihtiyacım var sanırım. E tabii doğal. Daha çok yenisiniz. Sizinle işle ilgili konuşmak istediğim birkaç detay ve bildiğim çok iyi bir yer var öğlen yemeği için. Bu bir davet mi? Evet, bu iş yemeği daveti. Ve hesaplar Karoon Holding'de. Neden olmasın? Süper. O zaman öğlen yemeğinde görüşürüz. Görüşürüz. Anne. O halde nereye gittiğini sorabilir miyim? Gidecek yer bulurum ben kendime. Hep öyle oldu. Zaten sen de beni bırakıyorsun. Anne bak, şunu aklından çıkarma. Ben seni bırakmayacağım. Tedavide geciktik zaten. Hastanede kalman lazım. Durum olduğundan daha zor bir hale getirme. Boşuna uğraşıyorlar.
Yolun sonuna geldim ben. Son günlerimde bu hastane odasında geçirmek istemiyorum. Yine kaçıyorsun yani, öyle mi? İyi. İyi, ne diyeyim ben sana? Tam Seylan sorguna yakışacak bir hareket. Kaçıyorum. Yine kaçıyorum. Ben sana iyi bir anne olamadım, beceremedim. Oysa hayatımdaki en önemli şansımdı. Fark edemedim. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Eğer bir şeyleri değiştirme imkanım olsa, tekrar yaşama imkanım olsa, senden asla vazgeçmezdim. Ah anne. Sen beni bırakıp gittiğin zaman ben seni çok bekledim gelirsin diye. Ama gelmedin. Seni beklerken o çocuk ölüp gitti. İçinde dünyanın kocaman yükünü taşıyan bir adam oldu çıktı. İnsan geçmişin hesabını görmeye kalkarsa anne, herkes kendince kaybeder. Ben geçmişi unutmak için çabalıyorum. Senin için. Seninle yeniden... Yaşamın için her şeyi yapacağım anne. Işıklar harika. Buralar hep bizim sayılır. Rahat edin lütfen. Benim oğlumun. Benim oğlumun. Nasılsınız? Ay, herkes burada. O halde bir şerefe kaldıralım. Kutlayalım o zaman. Ver, koş. Koş. Tamam, ben halledeyim. Hadi gel, biz seninle dışarı çıkalım Seylan teyze. Ya bırak be. Allah Allah. Seylan teyze ne? Kutlama yapıyorum ben. Tamam. Anne. Şerefe. Hadi gel biz seninle dışarı çıkalım. Yok, bırak beni. Hadi gel, dışarıda kutlayalım biz. Bırak. Sana destek almaya geldim. Ya ne desteği? Benim her mutlu olduğum anı mahvetmek zorundayım sana. Aa, niye öyle diyorsun? Aşk Berk, olsun. Berk, elinden kazan çıkacağım. Sen sakin ol. Al götür. Berk, ben seni destekliyorum. Sakın. Gel biz çıkalım. Seni destekliyorum. Gel. Hadi biz çıkalım seninle. Gel. Bir kahve içelim. Ekrem. Çok affedersiniz. Ne oldu, kusura bakma. Bu kadının ne işi vardı burada? Bilmiyorum baba. Tamam, sen şey yapma, misafirlerle ilgilen, ben halledeceğim. Halledeceğim baba, hadi.
dikkat et. Dikkat, 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 dikkat. Bırak. Yani Seylan teyze, tam gününü buldunuz. Gerçekten tam gününü buldunuz yani. Yok, ben buraya giremez miyim? Oğlumun yanında olmaz mıyım? Ya tabii ki gelebilirsin. Tabii ki olabilirsin de bugün mü yani, Allah aşkına ya? Ya bugün Alp için ne kadar önemli bilmiyor musunuz? Çocuk aylardır bugün için hazırlanıyor. Çok önemsiyor. Çok önemli misafirler var içeride yani. Bir dakika. Bak sen yanlış konuşuyorsun. Ben şimdi önemsiz miyim? Ben kimim? Ha? Kimim ben? Seylan Sorgun. Değil mi? Ha? Ben size bir kahve ikram etsem Seylan Hanım. Ha? Koskoca Seylan Sorgun geldi hale bak ya. Bir zamanlar sahneleri inletirdin değil mi sen? Düştün hale bak. Ben senin yanında olmaya geldim. Bu halde mi anne? Bu halde mi yanımda olacaksın? Sana soruyorum ya, cevap ver. Bu halde mi yanımda olacaksın? Daha ayakta zor duruyorsun be. Yanımda olmak için çok geç kaldım. Sen benimle böyle konuşma ama. Çok üzülüyorum. Özür dilerim. Bak Alp'cim, ben hatamı biliyorum. Ama böyle böyle telafi edeceğim. 20 yıl. Benim için 20 yıl geç kaldın anne. Ben Seylan teyzeyi evine bırakayım. Sen de git misafirlerle ilgilen kardeşim. Hadi gel Seylan teyze. Hadi çıkabilirsin. Bırak. Tamam. Hadi gel. Sevgili kardeşimin bu gece için özel sürprizi bu olamaz herhalde, değil mi? Yani eğer öyleyse size göre de biraz kısa sürmedi mi? Ben daha şenlikli bir şey bekliyorum. Hiç komik değilsin. Gerilme Sultan, espri yapıyorum sadece. Emir, kes. Şu anne bak, bu kılıkta mı gelinir açılışa, ha? Tekneyle açılacaksın herhalde. Zamanım yoktu baba. Zaman yokmuşmuş. Alp. Bu kadını sen mi davet ettin buraya? Ne daveti ya? Kendi kafasına göre gelmiş, ben niye davet edeyim baba? Tabii annendir, davet edebilirsin. Hem siz ya ara ara görüşüyorsunuz diye biliyorum ama, değil mi? Ama tabii bu halde gelmesi kabul edilemez bir şey. Bir dakika. Ne görüşmesi bu Türkan? Oğlum. Ne görüşmesi bu? Baba, bugün konuşmanın vakti değil. Bunu konuşacağız oğlum. Bunu konuşacağız seninle. Kaç bakalım küçük kurba, kaç. Nergis. Kapıya baksana. Bakıyorum Selin Hanım, bakıyorum. Kim bu saatte? Alp Bey olabilir. Alp gelmiştir. Buyurun.
Merhaba Zeynep. Güzel elmiş. Sen istediğini almanın bir yolunu hep bulmuşsundur zaten. Sen de hiç değişmemişsin. Aynı üstten bakışı, aynı kibir. Sen çok değişmişsin ama. Eski halinden eser kalmamış. Öyle mi? Niye buradasın o zaman? Niye hala tedirgin ediyorum seni? Tedirgin mi? Seni uyarmaya geldim. Yıllar sonra niye çıktın karşımıza? Niyetin nedir bilmiyorum. Restoran açılışında şovunu yaptın. Yeterince rezillik çıkardın. Ama artık ailemden uzak dur. Oğlumdan. Oğlundan da mı? O benim oğlum bir kere. Evet. Sen doğurdun. Ama ona annelik yapan bendim. Biliyorsun bu işler sadece doğurmakla olmuyor. Onu kapıma bıraktığında daha 9 yaşındaydı. Senin veremediğin her şeyi ben verdim. Bildiği her şeyi ben öğrettim. Alp'in üzerinde şu kadarcık hakkı yok. Şu kadarcık. Yazık bir şey öğretememişsin ama. Sevmeyi. Hoş insan bilmediği şeyi nasıl öğretecek ki? Oğlumla görüşmek için senden izin alacak değilim. Oğlum beni görmek istediği sürece onunla görüşmeye devam edeceğim. Acaba Alp... onu babasına para karşılığında sattığını öğrenseydi. Yine senin yanında ister miydi sence? Ah. Büyük sırdı değil mi? Ne o? Öğrenemeyeceğini mi sanıyordun? Satmadım onu. Alp'in velayetini vermek için kocamdan para almadın mı? Hayır, ne tür bir anne çocuğunu para uğruna terk edip gider ki anlayamıyorum. Benim hayatım kötüydü. Ben mecburdum. Ben yapmaya mecburdum. Of Seylan, of. Artık şu duygu sömürüsünü bıraksan diyorum ha. Çok can sıkıcı oluyor. Ama pardon. Senin şu hayatta becerebildiğin tek şey buydu değil mi? Benden daha iyi bir hayat olsun diye. Benim gibi yaşamasın diye verdim onu babasına. Hayır. Sen anneliği beceremediğin için verdin onu. Gezesi vermeyeceğim, hayır. Gezesi vermeyeceğim. Yapmayacağım bunu. Oğlumla arama girmene izin vermeyeceğim, vermeyeceğim. Oğlunla arana giren biz değiliz. Sensin. Gör artık bunu. Herkes açılıştaki o sarhoş kadını konuşuyor, restoranı değil. O kadının Alp'in annesi olduğunu öğrenirlerse... ne olur sanıyorsun? Alp'in hayatında olduğun sürece ona zarar vereceksin. Tabii bize de. Anlıyor musun? Çık. Senin gölgen üzerinde olduğu sürece Alp'in kaderi senin gibi olacak. Aksi mümkün değil çünkü. Yapamam oğlum benim o. Yapamam. Çıkamam ben. Çıkamam ben onun hayatından. Yapamam. Geç kalınmış hezeyanlar bunlar.
hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Neyse, son defa uyarıyorum seni. Ayağını denk al. Çünkü artık karşında kocam değil, ben olacağım. Anlıyor musun? Güzel işte Seyler Hanım. Siz hep bunu istemiyor muydunuz? Yani artık saklanmak zorunda değilsiniz. Türkan her şeyi mahvetti. Onun benim yanımda durmasını içine sindiremedi. Yine geçmişi önüme sürdü. Aptal bir iftira attı. Alper çocukken ona babasına para karşılığı verdiğimi söyledi. Ne? Para karşılığı mı? Kasım istese tek sözüyle düzeltebilirdi her şeyi. Ama sustu. Hiçbir şey söylemedi ve sustu. Bitti. 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 Her şey bitti artık. Bunların hiçbirini görmek istemiyorum artık. Bitti. Sevgen Hanım lütfen. Her şeyi kaldırmanı istiyorum. Bunların hiçbir tanesi. Hiçbir tanesi görmek istemiyorum. Geçmişe dair tek bir şey görmek istemiyorum bundan sonra bu evde. Geçmişe dair hiçbir şey görmek istemiyorum. Anladın mı? Sevgen Hanım yapmayın. Bunları da kurtulacağım. Sevgen Hanım lütfen. Bunları da lütfen. Kurtulacağım. Yapmayın. Hepsinden kurtulacağım. Hepsinden kurtulacağım. Hepsinden. Kasım'ı da bütün hayatımı da unutmak istiyorum. Acımı, yasımı, her şeyimi çekeceğim. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.